Ancak 30. gece olunca yeniden söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki şaşırıp kalmış olan kadı, onlara sizin efendiniz ne yapmış ki ben onu öldüreyim. Ve aranızda eşek gibi anıran şu berber de ne istiyor diye sormuş. Bunu duyan berber bağırarak, biraz önce sopalayarak efendimi öldürmek isteyen elbette sendin. Ben sokaktan onun haykırışlarını duydum, dedi. Kadı, fakat senin efendin de kim? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Sonra onu buraya kim soktu Ve de sopalanarak dövülmek için ne yaptı ki diye sordu. Berber Ey Allah'ın belası kadı. Kurnazlık yapıp durma: Ben bütün öyküyü, efendimin senin evine neden girdiğini ve meselenin tüm ayrıntılarını biliyorum ve de şimdi herkesin öğrenmesini istiyorum. Kızın efendime tutkun, efendim de onun sevgisine karşılık veriyor. Ben onu buraya kadar izledim. Şimdi sen onu, kızım ile yatakta bastırınca, sopa atarak hizmetçilerinin yardımıyla öldürmek istiyorsun. Ya aramızda çıkan anlaşmazlıklarda tek yargıç olan halifeye benim ile birlikte gelirsin, ya da derhal efendimizi sağ salim bana ve ailesine teslim edersin. Ona gösterdiğin kötü davranıştan dolayı tazminat ödersin. Yoksa zorla evine girer, kendim onu teslim alırım. Haydi onu acele bize teslim et dedi. Bu sözleri işitince kadı şaşırdı. Kafası karma karışık ve de bu sözleri orada bulunanların önünde duymaktan mahcup oldu. Ama hemen berbere eğer bir yalancı değilsen gel kendin eve gir sana izin veriyorum ve de onu teslim almak üzere her yana ara dedi. Bunu duyan berber hemen eve daldı. Bana gelince tahta kafesler ardında pencereden bütün bu sahneye tanık olup berberinde beni aramak için eve daldığını görünce kaçıp kurtulmak istedim. Ama ev halkının gözüne çarpmadan ya da berber ile karşılaşmaksızın kaçıp kurtulacağım bir çıkış aradımsa da bulamadım. O zaman bir odaya dalarak burada saklanmak için bir yer aradım ve orada büyüyecek boş bir tahta sandık buldum. Acele içine girip saklandım, kapağı üstüme kapayıp nefesimi kestim. Berbere gelince evin her yanını araştırdıktan sonra sonunda bulunduğum odaya geldi ve sağ sola bakarken sandığı gördü. O zaman alçak hiçbir şey söylemeden benim onun içinde olduğumu anladı, onu kafasına koyup taşıdı, en kısa zamanda çıkış yolunu buldu, bense heyecandan neredeyse ölecektim. Ama talihin kudretiyle beni taşırken, yörede toplananlar, sandığın içinde ne olduğunu öğrenmek istediler ve çabucak kapak kaldırıldı. Orada duyduğum utanç ve yuhalamalara dayanamayarak sandıktan acele çıkıp yere atladım. Ve işte o günden beri böyle topalım. Fakat o an için kaçıp gizlenmekten başka bir şey düşünmüyordum. Ve orada akıl almaz bir kalabalık görünce, üzerlerine avuç dolusu altınlar serptim ve bütün o kalabalığın altın toplamak için gösterdiği telaştan yararlanarak oradan ayrılıp çarçabuk kaçtım. Böylece Bağdat'ın en bilinmez sokaklarının büyük bir bölümünden koşarak geçtim. Ama bir ara geri dönüp berberinde ardından koşarak bir yandan da yüksek sesle, ey ahali. Allah'a şükür, efendimi buldum. Ama Allah kötülerin üstün gelmesini istemez, onları yenip ellerinden efendimi kurtarmak için beni seçti, diye haykırdığını duyunca, ne kadar dehşete düştüm bilemezsiniz. Ve de ardımdan koşarken bana, şimdi anladın ya, efendim, sabırsızlık gösterip beni dinlememekle ne kadar kötü davranmış olduğunu. Seni kurtarmak için beni görevlendiren Allah'ın yardımı olmasaydı, çok kötü durumlara düşecek ve sonsuza dek kaybolmuş olacaktın. Allah'a dua etti, daima senin emrinde olabilmek için bana ömür versin. Ben de senin anlayışlı rehberin olayım. Çünkü, gördüğün gibi, senin kişiliğin biraz zayıf, biraz beceriksiz ve de bir parça budalasın. İyi ya, efendim, niye böyle koşup duruyorsun? Beni beklesene, diyordu. O zaman, bu berberden nasıl yakayı sıyıracağımı bilemeyerek durdum ve ona, ey berber, sana şu içine düştüğüm durumu görmek yetmedi mi? Ölümümü mü istiyorsun yoksa, dedim. Fakat sözümü bitirir bitirmez birdenbire tam karşımda, çarşıda tanıdığım bir esnafın açık bulunan dükkanını gördüm. Hemen dükkanın içine daldım ve mal sahibine bu alçağın ardından dükkana girmesini önlemesini söyledim dükkan sahibi de büyük bir sopa göstererek ve gözlerini alabildiğini açarak onu engelledi. Ancak berber, tacir ile babasını ve büyük babasını lanetlemeden ve onlara bildiği tüm hakaretleri yağdırmadan oradan ayrılmadı. Bunun üzerine tacir beni sorguladı. Ben de ona bu berber ile olan öykümü anlattım ve ayağım iyileşinceye kadar beni dükkanında alıkoyması için ricada bulundum çünkü yüzünü görmek bile en büyük felaketlerden daha dayanılmaz olan berberin boyna evi göz tutmuş olmasından korkuyordum. İyileşmemden hemen sonra, malik olduğum tüm parayı üzerime aldım, tanıklar tuttum ve servetimin geri kalanını anama bıraktığımı gösteren bir vasiyetname hazırlattım ve güvenli bir adamı bunları gözetmek için vasi tayin ederek tüm mallarımı idare etmesi için kendisini görevlendirdim. Ve şu berber ile kesin olarak ilişimi kesmek için, kendi kentim olan Bağdat'ı terk etmeye ve düşmanım olan bu kişiyle bir daha karşılaşmamak için tehlike bulunmayan başka bir yere gitmeye karar verdim. Böylece Bağdat'tan ayrıldım ve peşimden ayrılmayan bu heriften yakayı sıyırmayı başardığımı sandığım bu kente geldim. Ama çabam nafileymiş, işte efendiler, burada sizin aranızda, beni çağırmış bulunduğunuz bu ziyafette de ona rastladım. Emin olabilirsiniz ki, ötekini bıraktığım gibi bu kenti de bırakıp gitmeden rahata kavuşamayacağım ve bütün bunlar bu alçağın, bu Allah'ın kendisini, ailesini ve bütün gelecek nesillerini kahredesi namussuz berberin yüzünden oldu, dedi. Çin hükümlerinin önünde, terzi sözünü sürdürerek, topal genç adam bu sözleri söyledikten sonra, benzi sapsarı, ayağa kalktı ve bize selam verdikten sonra onu engellemeye fırsat vermeden oradan çıkıp gitti, dedi. Bize gelince bu şaşırtıcı öyküyü işitince hepimiz dönüp sesini çıkarmadan gözlerini yere emiş oturan berberin yüzüne baktık ve ona ne dersin genç adamın anlattıkları doğru mu diye sorduk. Öyleyse için böyle davranıp da delikanlının mahfına neden oldun diye sorduk. Bunun üzerine berber başını kaldırdı ve bize vallahi ben nedenini bilerek böyle davrandım ve başına bela gelmemesi için böyle yaptım. Çünkü ben olmasaydım hiç kuşkusuz, yitip gidecekti. Onun Allah'a ve bana, tüm yaşamını yitirmektense, sırf bir ayağının kullanımını yitirmiş olmasından dolayı şükretmesi gerek. Sizlere gelince efendiler, benim bir geveze ya da bir değensiz olmadığımı ve hiçbir şekilde altı kardeşime benzemediğimi kanıtlamak ve aslında faydalı ve geleceği gören bir adam, özellikle de çok ketum bir kişi olduğumu göstermek için, öykümü anlatacağım. Kararı siz verin, dedi. Bu sözler üzerine, biz hepimiz, diye sözünü sürdürdü Terzi, sessizlik içinde Berber'in şu öyküsünü dinledik, Bağdatlı Berber'in altı kardeşinin öyküsü Berber dedi ki, biliniz ki, efendilerim, ben Bağdat'ta el elmuntası billah zamanında yaşadım. Onun devlet başkanı olduğu çağda mutlu yaşanıyordu, çünkü fakirleri ve çocukları sever, bilginler, bilgeler ve şairler topluluğuna değer verirdi. Böylece günlerden bir gün, halife, kentin pek uzağında yaşamayan on suçlu kişinin davasına bakacaktı, bir kolluk amirine bu on kişiyi arayıp bulma görevini verdi. Baht'ın istediği oymuş ki bu on kişi tam o sırada Dicle'yi kayıpla geçmekteyken, ben de nehir kenarındaydım. Ve bu adamları kayık içinde gördüm ve kendi kendime, belli ki bu adamlar, bu kayıkta buluşup bütün gün eğlenmek, yiyip içmek için sözleşmişler. Aralarında bulunup şenliğe katılmam ne iyi olurdu diye düşündüm. Bunun üzerine suyun kenarına yaklaştım ve tek bir söz söylemeden manum yardımı esamet koymuşlar, kaya atladım ve onlara katıldım. Ama birdenbire valinin muhafızlarının yaklaştığını gördüm, gelip bunları yakaladılar ve her birinin boynuna bir lale ve ellerine zincir vurdular. Beni de yakalayıp boynumu laleyle, ellerimi zincirle bukaladılar. Bunların hepsi olup biterken ben ağzımı açıp tek söz bile söylemedim. İşte bu, sizin için, benim karakter bütünlüğümün ve az konuşurluğumun bir kanıtıdır, efendilerim. Böylece öteki on kişiyle birlikte emirlülmümin halife Muntasır Billah'ın huzuruna çıkarıldım. Bizi görünce halife, celladını çağırdı ve ona, bu on ipten, kazıktan kurtulmuşun hemen kafalarına uçur, diye emir verdi. Bunun üzerine cellat bizi, Avluda halifenin gözü önünde sıraladı ve kılıcını kaldırarak ilk başı vurdu, sıçrattı, sonra ikincisini, üçüncüsünü, onuncuya kadar hepsinin başını vurdu. Sıra bana gelinceye kadar zaten on kafa uçurulmuş bulunuyordu. Kendisine daha fazlasını kesmek için emir verilmemişti. Bunun üzerine durdu ve halifeye emirlerinin yerine getirildiğini bildirdi. Halife bunun üzerine dönüp beni ayak üzere gördü ve ey cellat, sana on ipten, kazıktan kurtulmuşun kafasını kesmen için emir verdim. Nasıl oluyor da bu onuncusu senin elinden kurtulmuş bulunuyor? Diye sordu. Cellat ona, Allah'ın lütfu senin üzerine, senin aracılığınla da bizim üzerimize olsun. Ben on kafa uçurdum, diye yanıt verdi. Halife, hele bakalım. Bir de benim önümde say. Dedi sayıldı gerçekten de on kafa bulundu. O zaman halife bana baktı ve bana öyleyse sen kimsin? Ve bu kan dökücüler arasında ne işin var? diye sordu. Ben de ey efendiler, ancak o zaman emirül müminin emri karşısında konuşmaya karar verdim. Ve ona ey emirül müminin. Az konuşurluğumdan dolayı Essamed diye anılan ihtiyar benim. Bende bilgelik çoktur ama düşüncemin doğruluğundan, sözlerimin ağırlığından, fikrimin yüceliğinden, zekamın inceliğinden ötürü ve çok konuşmaktan hoşlanmadığımdan dolayı sesimi çıkarmadım. Çünkü bendeki bu nitelikler sonsuzdur. Mesleğime gelince berberim. Ve ben babamın yedi çocukluğundan biriyim ve altı kardeşim hala sağdır. Şimdi size geçirdiğim serüveni anlatayım. Bu sabah, Dicle boyunca geziniyordum. Burada gördüğünüz on kişiyi kaya binmiş gezinirlerken gördüm. Ben de aynı kaya binip onlara katıldım. Su üzerinde elendiklerini sanıyordum. Ama daha öteki kıyıya yeni yaklaşmıştık ki suçlular arasında bulunduğumun farkına vardım. Çünkü muhafızların gelip bizi yakaladıklarını ve boynumuza lale vurduklarını gördüm. Ve ben her ne kadar bu adamları tanımıyorsam da konuşmak ve karşı durmak istemedim. Bu benim her zamanki tutarlı kişiliğimden ve pek konuşmayı sevmememden kaynaklandı. Böylece bu kişilerle birlikte huzuruna getirildim, ey emirlül müminin. Sen de bu on suçlunun başlarının vurulmasını emrettin. İş bitince ben celladın önünde kala kaldım ve her şeye karşın tek bir söz söylemedim. Ben bunu yiğitlik ve düşüncenin sağlamlığına veririm. Ve zaten şimdi düşünüyorum da bu bilmediğim on adama katılıp hiç sesimi çıkarmadan suçlu gibi huzurunuza getirilişimin, sırf bu davranışımın bildiğim en yiğitçe davranış olduğunu anlıyorum. Ama benim bu davranışıma sakın şaşırmayın, ey emirül müminin. Çünkü ben tüm yaşantımda tanımadıklarıma nezaket göstererek hep böyle davrandım dedim. Halife benim bu sözlerimi işitince ve benim biraz önce burada olan, her türlü beladan koruduğum genç topalın söylediklerine karşın densizlikten nefret eden, sessizliği ve ağırbaşlığı seven, yiğitlik ve cesaretle dolu birisi olduğumu görünce, bana, ey saygıdeğer ihtiyar, yiğit ve latifeden hoşlanır berber, Hele söyle bakayım bana, öteki altı kardeşin de senin gibi midirler? Onlar da da bu kadar bilgelik, ilim ve ağırbaşlılık var mı? diye sordu. Ben de ona, Allah beni korusun. Onların durumu benden çok farklıdır. Ey Emin aslında sen beni bu altı deliyle karşılaştırarak büyük bir üzüntüye soktun. Çünkü ne uzaktan, ne yakından benimle ortak hiçbir yanları yoktur. Çünkü benim sağlıklı oluşum ve beden ve ruh bakımından bütünlüğüme karşın onlar, zevzekliklerinden, densizliklerinden ve korkaklıklarından ötürü sefalete düştüler ve her biri bedensel bir özür sahibi oldu. Nitekim kardeşlerimden biri topal, ikincisi tek gözlüdür, üçüncüsünün ön dişleri dökülmüş, dördüncüsü kör, beşincisinin kulakları ve burnu kesik, altıncısının dudağı çatlaktır. Fakat, ey emirül sakın kardeşlerimin kusurları ile kendi erdemlerimi abarttığımı sanma. Çünkü sana onların öykülerini anlatırsam, hepsinden ne denli farklı olduğumu anlarsın. Ve onların öyküleri son derece ibret verici olduğundan, gecikmeden onları sana anlatayım. Berberin birinci kardeşi Bakbuk'un öyküsü Ey Emilül bil ki, kardeşlerimin en büyüğü, topal olan, Elbakbuk diye anılır, çünkü zevzekliğe başlayınca, bir testinin ağzından boşalan su gibi gulu, gulu sesleri çıkarttığı izlenimi verir. Mesleğine gelince, Bağdat'ta terzidir. Küçük terzi dükkanını paradan ve servetten yana gani birinden kiralamıştır. Bu adam, kardeşim Bakbuğ'un dükkanının üstündeki bir dairede oturur. Evin alt katında da bir değirmen vardır. Orada da değirmenci ve değirmencinin öküzü yaşar. Bir gün kardeşim Bakbuk dükkanında oturmuş dikiş dikerken, Birdenbire başını kaldırınca tepe penceresinde gelip geçene bakarak elenen yeni doğan ay gibi güzel bir kadın görmüş. Bu kadın ev sahibinin eşiymiş. Onu görür görmez kardeşim Bakbuk yüreğinin şehvetle dolduğunu hissetmiş, dikiş dikmesi olanaksız başka bir şey yapamadan gözleri üst pencereye takılmış kalmış. Ve o gün akşama kadar şaşkın onu seyretmiş durmuş. Ve ertesi sabah gün doğmasından başlayarak yeniden yerini almış ve sık sık tepe penceresine baktığından iğneyi kumaştan çok parmağına batırmış. Birkaç gün boyunca bu böyle devam etmiş, bu süre içinde doğru dürüst çalışmadığından bir dirhemcik bile para kazanamamış. Genç kadına gelince hemencecik bakboğun duygularını anlamış, bundan her durumda yararlanmayı ve işi eğlenceye vurmayı aklına koymuş. Günün birinde kardeşim her zamankinden daha hayran onu izlerken, alaycı bir bakış fırlatarak Bakbuk'un içini sızlatmış. Bakbuk da genç kadına bakmış ama bu bakış öylesine tuhafmış ki, kadın keyfince gülmek için hemen pencerenin gerisine çekilmiş. Ve budala Bakbuk, o gün kadını nasıl tavladığını düşünerek sevinçten uçmuş. Böylece ertesi gün, ev sahibi koltuğunun altında ipek bir bohçaya koyduğu değerli bir kumaşla dükkanına girip ona, sana gömlekler yapman için bir kumaş parçası getirdim, deyince hiç şaşırmamış. Bakbuk, onun karısı tarafından yollandığından hiç kuşku duymamış ve ona, gözüm üstüne, başım üstüne. Bu gece gömlekler hazır olacaktır, demiş. Gerçekten de kardeşim yiyip içmeyi de bir yana bırakarak öyle bir gayretle işe koyulmuş ki, akşam üzeri ev sahibi geldiğinde yirmi kadar gömleği dikilmiş, ipek bohçanın içinde hazır vaziyette bulmuş. Ev sahibinin ne kadar ödeyeceğim, diye sorduğu tam o sırada tepedeki pencere açılmış ve kaçak bir şekilde genç kadın görünüp bakboğa bir bakış fırlatarak ve ücret kabul etmemesi anlamında kirpikleriyle bir işaret yaparak çekili vermiş. Ve kardeşim o sırada paraca büyük sıkıntıda olduğu halde ve yarım mangıra bile muhtaç bir durumdayken ev sahibinden hiçbir ücret kabul etmemiş. Ama karısının aşkı ve güzel gözleri uğruna memnun, ev sahibini minnettar kıldığından ötürü sevinçliymiş. Onun bu davranışı, bak çılgınlıkla bağışladığı şeylerin ancak ilki olmuş. Gerçekten, ertesi gün, gün doğarken, ev sahibi kolunun altında yeni bir parça kumaşla gelmiş ve bak bua, işte. Evde yeni gömleklerime uygun düşsün diye iç donu yaptırmamın uygun olduğunu düşündükleri için, sana yeniden kumaş getirdim. Biraz bol olsunlar. Kumaşı sakın esirgeme, demiş. Kardeşim de işittim ve itaat ettim, demiş. Bu iş onun tam üç gününü almış ve de ancak midesini aldatacak kadar yemek yemiş, zaman yitirmek istemediğinden ve de gerekli şeyleri almak için artık bir dirhem bile parası kalmadığından. İç donlarının yapımı işi bitince, bunları büyük bir bohçaya koymuş, tüm mutluluğuyla ev sahibine bizzat sunmak üzere yukarı çıkmış. Ey Emirülmümin'in, genç kadının budala kardeşimle alay etme ve düşünebildiği her türlü muzipliği yerine getirme konusunda kocasıyla anlaşmış olduğunu size açıklamayı fazla görüyorum. Gerçekten kardeşim ev sahibine yeni iç donları götürdüğünde ev sahibi ödemede bulunmak üzere hamle etmiş. Ama hemen kapı aralığından kadının güzel başı görünmüş, gözleriyle ona gülerek ve kirpikleriyle ret işareti yaparak. Ve bakbuk ne verirse versin kadının kocasından para kabul etmeyi reddetmiş. O zaman koca bir anda çekilen karısını görmek üzere oradan ayrılmış. Sonra yeniden kardeşimin yanına dönerek ona, ben ve karım senin hizmetini değerlendirmek için seni evimizin çok güzel ve çok nazik beyaz kölesiyle ev vermeye karar verdik ve böylece sen de ev halkından olacaksın demiş. Bakbuk bunu kadının her zaman onun evin içinde özgürce bulunmasını sağlamak üzere tertiplediği bir düzen olduğunu düşünmüş ve hemen kabul etmiş ve hemen genç köle çağrılmış ve kardeşim Bakbuk ile evlendirilmiş. Gece olunca Bakbuk beyaz esireye yaklaşmak istemiş, kız ona yok, yok bu gece olmaz. Demiş. O da tüm arzusuna karşın güzel esireden bir öpücük bile alamamış. Genellikle bakbuk, dükkanda uyuduğu halde, o gece daha geniş bir yer oluşturduğundan, yeni karısıyla evin alt kısmında olan değirmende gerdeğe girmiş. Ve gelinin çiftleşme arzusunu geri çevirmesinden sonra hanımının yanına çıkmasıyla bakbuk yalnız başına yatmak zorunda kalmış. Fakat ertesi sabah şafak sökerken, hala uyumaktayken, ansızın değirmenci çıka gelmiş ve yüksek sesle, şu öküzün Allah belasını versin. Bir zamandır fazla uyumaya başladı. Değirmen de biriken tahılı öğütmek için onu hemen hazırlamalıyım. Müşteriler benden un bekliyorlar, diye haykırmış. Ve öküz sandığı biraderimin yanına yaklaşmış ve ona, haydi bakalım, tembel yaratık, kalk sana boyundurup takacağım, demiş. Kardeşim bakbuk konuşmak istemeyerek boyunduruk takılmasına ve değirmene koşulmasına ses çıkarmamış. Değirmenci onu değirmenin orta direğine bağlamış ve kamçı vurarak "Yallah!" diye haykırmış. Bakbuk kamçıyı yiyince bir öküz gibi böğürmekten kendini alamamış. Değirmenci de onu kamçılamayı sürdürmüş ve uzun süre değirmen taşını çevirtmiş ve kardeşim öküz gibi böğürmüş ve darbeler altında burnundan soluyup durmuş. Fakat bir süre sonra ev sahibi gelip onu bu durumda, değirmen taşını çevirirken ve kamçılanırken görmüş. Çıkıp karısını görerek genç esireyi aşağıya göndertmiş. Kız onu değirmen taşından ayırmış ve sesinde tatlı bir edayla, hanımım sana yapılan kötü davranışı öğrendiğini ve bundan çok üzüldüğünü bildirmek üzere beni görevlendirdi. Hepimiz de onun üzüntüsüne katılıyoruz, demiş. Ama bahtsız bakbuk, öyle çok kamçı yemiş ve de öyle yorgunmuş ki, söyleyecek bir tek sözcük bulamamış. Bu durumda iken genç esireyle evlilik sözleşmesini düzenleyen şeyh gelmiş. Ona selam verdikten sonra Allah sana uzun bir ömür versin. ve evliliğin kutlu olsun. Eminim ki en eğlenceli ve en yürekten çılgınlıklar ve de kucaklaşmalar, öpüşmeler ve akşamdan sabaha kadar süren çiftleşmeler içinde saf bir mutluluk gecesi geçirmişsindir demiş kardeşim bak bu kona, Allah senin türünden yalancı ve hainleri kahretsin. Ey şeytanın kötülük ortağı! Beni de buraya değirmencinin öküzünün yerine alıp değirmen taşını çevirtmek için tıktın. Hem de sabaha kadar sürdü bu. Demiş. Bunun üzerine şeyh ona olayın ayrıntılarını anlatmaya davet etmiş, o da anlatmış. Bunu duyan şeyh, bunda anlaşılmayacak ne var? Senin yıldızın, genç kadının yıldızı ile bağdaşmamış, demiş. Bapbuk da, ey lanet olası. Defol, git buradan. Başka ihanetler icat edebilir misin, bak bakalım, demiş. Sonra kardeşim dükkanına giderek işe koyulmuş. Kaç gündür karşılığını almadan o kadar çalıştıktan sonra, şimdi ekmeğini kazanacak bir iş beklemeye başlamış. Böylece oturmuş, iş beklerken, genç beyaz esire yeniden çıka gelmiş ve ona hanımım seni çılgınca arzu ediyor. Beni terasa çıkıp seni tepe penceresinden görmek zevkini tatmak istediğini söylemekle görevlendirdi demiş. Ve gerçekten o anda kardeşim tepe penceresinden genç kadını gözü yaşla dolu ağlarken, sızlarken ve de niçin sevgilim, yüzün bu kadar asık? Öyle kızmış bir halin var ki yüzüme bakmıyorsun. Sana yemin ederim ki değirmende olup bitenden haberim yoktu. Ve bu çılgın cariyeye gelince, artık ona bir tek bakışınla bile onur vermeni istemiyorum. Bundan böyle sadece ben senin hizmetinde olacağım. Derken işitmiş. Bunun üzerine kardeşim bakbuk başını kaldırmış ve genç kadına bakmış ve onun tek bir bakışı, kendisine geçirdiği bütün sıkıntıları unutturmuş, gözlerine onun güzelliğini ve büyüleyiciliğini izlemekten alıkoyamamış. Sonra kadınla, kadın da onunla konuşmuş, bu konuşmalar, sanki bütün bu felaketler onun değildi, bir başkasının başına gelmiş olduğuna inanasıya kadar sürmüş. Genç kadını görmek ümidi içinde bakbuk, gömlekler, iç donları, iç çamaşırları ve dış çamaşırları dikmeyi sürdürmüş. Ta ki bir gün genç karıya çıka gelmiş ve ona, hanımım sana selam gönderdi ve bu gece kocası olan efendim, dostlarıyla bir şenliğe gideceği için evde olmayacakmış. Eve sabaha kadar da dönmeyecekmiş. Böylece senin ile yatmak ve zevk ve sefa içinde her türden eğlenceyi tutmak için sabırsızlık duyuyormuş, demiş. Ve Budala Bakbuk, bu haberi işitince neredeyse aklını kaçırıyormuş. Oysa hain genç kadın, kocasıyla uyuşarak kardeşimden yakayı kurtarmak üzere son bir düzen hazırlamış. Böylece o ve kocası, diktirilen tüm giysilerin ücretini ödemekten, bu düzen sayesinde kaçınacaklarmış. Ev sahibi karısına, ne yapsak da onu senin odana girmeye niyetlendirsek? Böylece ben de onu bastırır ve valinin huzuruna çıkartırım, demiş. Karısı da, bana kendi bildiğimce davranma izni ver. Onu öylesine bir hileyle aldatır ve tüm kente karşı itibarını öylesine sarsarım ki bütün kente rezil olur, diye yanıt vermiş. Ve kardeşim Bakbuk da hiçbir kuşku duymamış. Çünkü kadınların ne denli tuzaklar kurmaya ve hileler yapmaya muktedir olduklarını bilmiyormuş. Böylece akşam olunca genç esire onu almaya ve hanımının yanına götürmeye gelmiş. Kadın onu görür görmez, başını kaldırmış ve onu selamlayarak gülmüş ve vallahi efendim seni yanımda görmekle bilsen içim nasıl yanıyor demiş. Bak bu da ona benim de öyle. Ama çabuk olalım. Her şeyden önce de bana bir öpücük ver. Sonra da. Ama daha sözünü tamamlayamadan odanın kapısı açılmış ve genç kadının kocası içeri girmiş, ardındaki iki zenci köle kardeşimin üzerine atılmış ve onu sıkıca bağlayıp yere yatırmışlar ve sırtını kamçılarıyla epeyce okşamışlar. Sonra onu omuzlarına almış ve valinin huzuruna götürmüşler. O da kardeşime şu cezaları vermiş, İlkin 200 kamçı darbesiyle dövüldükten sonra onu bir devenin sırtına bağlamışlar ve Bağdat'ın tüm sokaklarında bir teller yüksek sesle, işte tanıdıklarının karısına tecavüz etmeye yeltenenlerin cezası budur, diye haykırırken, dolaştırmışlar. Ama böylece deve sırtında dolaştırılırken, deve birdenbire huysuzlanmış, kaçıp büyük bir hızla koşmaya başlamış. Bakbuk da devenin sırtından yere düşmekten kendini alıkoyamamış ve bu düşüşle ayağını kırmış. O zamandan beri topaldır. Dahası vali bu kırık ayağıyla onu sürgüne mahkum edince Bağdat'ın dışına çıkmak zorunda kalmış. Ama tam o sırada ben olanlardan haber aldım, Ey Emirül Müminin. Ve hemen ardından koştum ve gizlice onu buraya getirdim. Bunu size itiraf etmek zorundayım ve de onun iyileşmesi için uğraştım, masraflarını gördüm, tüm ihtiyaçlarını da giderdim. Hala da gidermeye devam ediyorum. Ey efendiler, Halife Muntasır Billah, kendisine anlattığım bakbuğun bu öyküsüne çok güldü ve bana, ne kadar güzel anlattın bu öyküyü. Öykü de ne kadar güzeldi, dedi. Ona, aslında sizin bu denli iltifatlarınıza asla layık değilim. Ya öteki kardeşlerimin öykülerini işitince ne diyeceksiniz acaba? Beni bir geveze ya da değensiz bir kişi yerine koymanızdan korkarım, dedim. Halife bana, yok canım, Aksine, acele edin de öteki kardeşlerinin başına neler geldi, onları da anlatın ki her biri kulağımda birer altın küpe gibi asılı kalsın. Uzun uzadıya ayrıntılar vererek anlatmaktan da çekinme, çünkü eminim ki hepsi de güzel, hepsi de nefistir, dedi. O zaman ona şu öyküyü anlattım. Berberin ikinci kardeşi Elhaddarın öyküsü bilin ki, ey Emirülümimin. İkinci kardeşim'e bir deve gibi böğürdüğü için Elhaddar derlerdi, dudağı da çatlaktı meslek olarak kesinlikle hiçbir iş yapmıyordu. Kadınlarla geçirdiği serüvenler yüzünden benim başımı çok belalara sokmuştur. Size binlercesinden birini anlatayım. Bir gün belli bir maksatı olmaksızın Bağdat caddelerinde dolaşırken yanına yaklaşarak ona, beni dinle, delikanlı. Sana keyfince kabul edip etmemekte özgür bulunduğun bir öneride bulunacağım, diye fısıldayan yaşlı bir kadına rastlamış. Kardeşim de yürümesini kesip ona, seni dinliyorum, demiş. Yaşlı kadın ama sana önereceğim şeyi zevzekçe ve ağzı gevşek davranıp kimselere açmayacağına söz vermelisin demiş. Kardeşim Haddar da ona "Peki, haydi konuş bakalım." diye yanıt vermiş. Kadın ona, içi akar sular, meyve ağaçlarıyla bezeli, şarabın hiç boşalmayan bardaklardan aktı, baş döndüren yüzleri, öpülesi parlak yanakları ve daha nice güzellikleri olan kadınlarla dolu, keyfince akşamdan sabaha kadar kalabileceğin bir saraya gitmek ister misin? Ve tüm bunlara sahip olmak, tüm bunların sefasını sürmek için ileri sürülen tek bir koşula uyman yeter, demiş. Yaşlı kadının bu sözleri üzerine kardeşim Elhaddar, ama, efendim, nasıl oluyor da böylesi bir öneriyi Tanrı'nın tüm yaratıklarını bir yana itip başkalarına değil de, kesinlikle bana yapıyorsun? Bende ne var ki senin hoşuna gitti ve bu öneriyi bana yaptın, diye sormuş. Kadın, sana daha biraz önce, boş sözlerle hiç oyalanma, susmayı bil ve sessiz kal demedim mi? Öyleyse beni izle ve hiçbir şey sorma, diyerek yanıt vermiş. Sonra yaşlı kadın aceleyle uzaklaşmış ve kardeşim de, tüm vaat edilen şeylerin çekiciliğiyle çok güzel bir saraya ulaşıncaya kadar kadını izlemeye başlamış. Kadın içeri girmiş, kardeşim hadları da içeri almış. Kardeşim sarayın içinin daha da güzel, ancak içinde bulunanların büsbütün güzel olduğunun farkına varmış, halılara uzanmış, en katı kayaları bile duygulandıracak tatlılıktaki sesleriyle şarkı söyleyen dört kişilik eşsiz güzellikte bir genç kızlar topluluğunun ortasına düşmüş. Bildik merasimlerden sonra, bunlardan biri ayağa kalkmış, bir bardak şarap doldurmuş ve içmiş. Kardeşim Haddar da ona, sana sağlık ve güç versin, afiyetler olsun, demeyi görev saymış. Sonra çevik bir hareketle ona yaklaşarak elinden boş bardağı alıp masadaki yerine koymak istemiş. Oysa kız hemen bardağı yeniden doldurmuş ve ona sunmuş. Haddar da bardağı alıp içmiş. Genç kız o şarap içerken boynunu okşamaya koyulmuş, ama sevgiden çok biraz şiddetle. Sonra da bu davranışını bir tokat vurarak tamamlamış. Bunu gören kardeşim Haddar çok sinirlenmiş ve verdiği sözü unutarak oradan kalkıp gitmeye kalkışmış. Ama yaşlı kadın onun yanına yaklaşarak göz kırpmış ve ona yapma hele kal da sonunu bekle, anlamında göz kırpmış. Kardeşim de itaat edip kalmış ve onu iğneleyen, çimdiren, kötülük ve huysuzlukla ensesini tokatlayan genç kızın tüm fantezilerine sabırla boyun eğmiş. Öteki üç genç kız da bu tür davranışlarda onunla adeta rekabet etmişler, biri kulağını çekerken, öteki ağlatacak fiskeler vuruyor, üçüncüsü de tırnaklarıyla cildini yırtıyormuş. Kardeşim bütün bunlara katlanmış, çünkü yaşlı kadın ona boyna karşı durmaması için işaretler yapıyormuş. Sonunda sabrını ödüllendirmek üzere, genç kızların en güzeli ayağa kalkıp ona, tamamıyla soyunmasını söylemiş ve o da hiç kararsızlık geçirmeden bunu yerine getirmiş. Bunun üzerine, kız, bir gülabdan alarak, eline serpmiş ve ona sen benim çok hoşuma gittin. Ama hiç sevmediğim sakalların ve bıyıkların var. Cildimi inciten bıyıkları ve sakal tüylerini sevmem ben eğer benim ile olmak istiyorsan, yüzünü tüm olarak tıraş ettirmen gerek, demiş. Kardeşim ona, bu benim için çok güç, çünkü başıma gelebilecek en büyük utanç olurdu bu, demiş. Kız da, başka türlü seni asla sevemem. Bunu yapman gerekli, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kardeşim yaşlı kadın tarafından yandaki odaya alınmış ve kadın onun tüm sakalını kesmiş ve yüzünü usturayla kazımış, sonra da bıyıklarını ve kaşlarını makasla tıraş etmiş bunu izleyerek, yüzünü allık ve düzgünle boyamış ve onu genç kızların yanına getirmiş. Bunu görünce kızlar öylesine gülmüşler ki, sırt üstü yere yuvarlanmışlar. Sonra kızların en güzeli ona doğru yaklaşmış ve ona, efendim, şimdi işte ruhumu alımlı görünüşünle fethettin. Senden sadece bir lütufta daha bulunmanı isteyeceğim, bu da, önümüzde çıplaklığının tüm güzelliği içinde kışkırtıcı ve zarif danslar yapmandır, demiş. El Haddar bu öneriyi önce biraz reddetmek istemişse de, kız ona, hayatım üzerine sana yemin ederim ki, bunu da yaptıktan sonra, bana sahip olacaksın, demiş. Bunun üzerine El Haddar, yaşlı kadının çaldığı darbukanın vuruşlarına uyarak ve beline ipek bir kumaş bağlayarak, odanın ortasında raks etmiş. Bu dansı öylesine tuhaf hareketlerle bel kıvırarak yapmış ki, genç kızlar artık kahkahalarını tutamamışlar ve ellerine ne geçtiyse, Yastıkları, meyveleri, içkileri, hatta içki testilerini kardeşimin üstüne başına atmaya başlamışlar. Ama bundan yorgunluk duyup sakinleşmeleri sadece onları son fasla geçmenin başlangıcına getirmiş. Genç kızların en güzeli ayağa kalkmış. Sanki aşkından çadırmışçasına kaçamak bakışlarla ve her türlü kışkırtıcı tavırlarla kardeşimin üzerinde ne varsa birer birer sadece ince bir gömlek ve bol iç donukalasıya kadar çıkarmış. Ey Haddar bunu görünce, raksetmeyi bırakmış ve Allah. Allah, diye haykırarak sonsuz bir şaşkınlığa düşmüş. Bunun üzerine yaşlı kadın onun yanına yaklaşmış ve ona, şimdi kaçacak olan bu kızı kovalayıp yakalaman gerek. Çünkü hanımın, bir kez raksla ve içkiyle tahrik edildikten sonra, çırılçıplak kalıp aşının çıplak bedenini, dikilmiş zebbini yokladıktan ve koşarken gösterdiği kıvraklığı gördükten sonra kendini teslim etmek adetindedir. Böyle olunca senin de odadan odaya, her yanı, dikilmiş zebbinle, onu yakalayıncaya kadar koşman gerek. Ancak o zaman onun üzerine çıkabilirsin, demiş. Bu sözleri duyunca, kardeşim ipek kuşağı çıkarıp atmış ve koşmaya hazırlanmış. Kendince genç kız da üzerindeki ince gömleği ve donu çıkarmış ve Meltem rüzgarında titreyen taze bir hurma dalı gibi görünmüş ve kahkahalarla gülerek sıçrayıp koşmaya başlamış ve salonu iki kez dolaşmış kardeşim Haddar da önünde dikilmiş zebbiyle onu izlemiş. Ama anlatısının bu anında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve susarak öyküsünü sürdürmeyi kesmiş.